Merhabalar, tekrardan hoş geldiniz. Kısa bir aradan sonra karşınızdayız. Salay Şahiner bizimle, CTP milletvekilimiz. Biraz evvel konuşuyorduk, tecrübeli bir milletvekili ama en çok sevdiğim onda şeydir, yepyeni bir milletvekilinin enerjisini taşımasıdır. Hala daha koşturuyor, hala daha ne yapabilirim var içerisinde. Bu da yani bana hem sevinç hem de gurur verir. Çünkü milletvekillerinin olması gibi nedir sorusuna cevap veren bir kişiliğe sahiptir. Buyurun hep beraber hoş geldiniz diyerek programımıza başlayalım. Günaydınlar. Günaydınlar. Sevgili Erdoğan, çok teşekkürler nazik davetiniz için. İyi ki geldin. Çünkü akşam çok yoruldun diye düşündüm. Nasıl geçti? Evet. Kadınlar, yürüyüşler, bir sürü bir şeyler vardı. Evet, tabii 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününün bir yürüyüş vardı parti tarafından üzerinden. Evet. Ona katıldık. Uzun sürdü. Geceye kadar orada kaldık. Tabii ki kadınlarımızın toplum içerisinde hak ettiği yeri alabilmesi için önemliydi. Demokratikleşme adına atılması gereken adımlar vardı. Burada da Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin aslında ülkede girişimci rol üstlendiği de ortadaydı. Gerek kadın kotasının gelmesi, gerek kadına yönelik şiddet için kurulması gereken birimlerden geçecek olan yasalara kadar girişimci bir rol üstlenmişti. Daha yapacaklarımız olduğunun bir hatırlatmasıydı aslında. Tabii, tabii. Bir farkındalıktı. Daha yapacak çok işimiz var ülke içerisinde. Tabii. Kadınların hak ettiği yerde olması için. Gördüğümüz gibi kadınlarımıza değer verdiğimiz zaman, hak ettikleri yerlere geldiği zaman kendilerini gösterme fırsatı, bilgisini, birikimini, kapasitesini gösterme fırsatı verdiğimiz zaman neler başarabileceklerini de biliyorduk zaten. Fakat bu farkındalığında ülke vatandaşları tarafından görünmesi önemliydi. Görünür kılınması önemliydi. Tabii, dediğim gibi tabii. Bu sadece bir başlangıçtır. Yapacak daha çok. Tabii, ama zaten parti olarak sizin istatistikleriniz gösteriyor zaten. Evet. Hem kadın vekil sayınız hem de geçmişte yani işte bakan yani her zaman için kadına CTP bir adım daha önde oldu her zaman için. Evet. Bunu gösteriyorsunuz zaten. Dün zaten Devrim Barçın'a konuşuyordum. Evet. Yeni milletvekiliniz. Onda da o üst enerji olan kişi. Ve CTP'nin yaptığı hamlelerden sonra kadının hani bireysel olarak artık kamuda iş alma tamamıyla imtihan sonucu gerçekleşmeye başladı. İki dudağın arasında mülakat sonucu değil bunlar artık. Ve bunun da sonucunu son zamanlarda galiba rakam 3000 civarındaydı kişinin alınmasıydı ve bunların kadın oluşu yani artması ve kadının bu yerlere gelmesi yani fırsat verilince kadın oraya gelebiliyor. Hem kapasitesi var, zekası var, işte know-how, kişilik var ama daha önce erkek hegemonyasında bunu başaramıyordu. Evet. Şimdi CTP'nin sayesinde bunu başarır hale geldi kamuda. Evet. Dileriz bu her tarafa yayılır. Tabii siyasette de yani bir baktığınız zaman bir Slav Usar İnceli'nin, bir Fazlet Özden Efendi'nin, bir Doğuş Dören'in koymuş olduğu katkı geçtiğimiz dönem içerisinde. Tabii. Hatırı sayılır ve göz doldurmuştu toplum netisinde. Bu dönem tabii ki yeni gelen arkadaşlarımız da var. Şipaç Olakoğlu, Fide Kürşat, onların da katkısını görebiliriz. Filiz Besim'in de katkılarını zaten. Onlar da sanki aynı okuldan. Çünkü yani bu bahsettiğin isimler. Acayip donanımlı ve yani söylüyorlar, koşuyorlar, dop dolular. Tabii. Bu toplumu çıkarlar ve menfaatleri için kendilerine bu görevi atletmiş kişiler ve bravo. Elinden gelenin fazlasını yapmaya yemin etmiş arkadaşımız. Evet. Güzel. Bakalım o yeni arkadaşları saydın da onların görüşü ne olur diye düşünürdüm. Yani dün işte mecliste meclis başkanımız seçildi dün. Bilmiyorum yani tabir kara gözlük demek uygunsa artık. Çünkü ben de törenin orada madem ki tek adaydı bunu bir defada ve hatta iki defada hani bazen bir oy verilmez belki protesto için, evet. Belki bir duruş sergilemek evet. için. Ama bunun ikincide en fazla üçüncüde bitmesi lazımdı. Evet. Aynen sizde olduğu gibi. Çünkü evet. Meclis Başkan Yardımcısı iki evet. Olmuştu. Ne düşündünüz orada? Tabii ki biz bu tiyatro oyununa alışkındık geçtiğimiz dönem içerisinde. Evet, resmi hanıma da yaptılar aynı şey. Herkes ektiğini biçti burada. Çünkü
belli başlı milletvekillerinin duruşları ortaydı. Bu bir neredeyse intikamdı Ulusal Birlik Partisi'nin içerisinde kazanılmaya çalışan. Böyle olacağını biliyorduk. Fakat tabii ki yeni gelen arkadaşlarımız bunu yakından tanık oluyor olmaları bayağı bir şaşırtmıştı kendilerini. Olay şu şekilde. Bir meclis başkanlığı seçimi vardı. Lakin Ulusal Birlik Partisi'nin içerisinde gerçekten bir yönetim karmaşası vardır. Çünkü Sayın Sucuoğlu tarafından bu parti başkanlığına gelene kadar belli ki bize gelen duyumlar, kulisten bize gelen duyumlar bir sürü insana yapamayacağı sözleri verdik. Bunların bazıları da makamlar içindi. Gerek bakanlıklar içindi, gerek belki de meclis başkanlığı, evet, idari amirliğine kadar, grup başkan vekilliğine kadar önceden vermiş olan sözlerin olduğu iddiaları ortada maalesef dolaşıyordu. Bu sözler tabii ki tutulmadığı zaman parti içerisinde bir kırgınlık oluşabiliyor. Hiç söz vermemiş olsaydı belki de beklenti içerisinde de olmayacaktı bu arkadaşlarımız. Bu kapalı oylamanın güzelliği aslında burada meclis başkanlığında Ulusal Birlik Partisi'nin içerisinden, hükümet içerisinden aslında fire veriliyor olmasıydı. Ben eminim ki muhalefette iktidar partilerin içerisinden Ulusal Birlik Partisi'nin dışında kalan Yeniden Doğuş Parti ve Demokrat Parti'nin vekilleri ben eminim ki olumlu oy kullanmıştı. Çünkü hükümetin devam etmesini istiyordu. Tabii. Bir riskti. Seçemiyor olması belki de bizi erken seçime taşıyacak olan bir başlıktı. Fakat Ulusal Birlik Partisi'nin içerisinden Sayın Zorlu Tören'in meclis başkanı olmaması için elinden geleni yapan dördüncü turda verilen aradan sonra grup toplantısına inen Ulusal Birlik Partisi'nin disipline verileceğim tehdidiyle bildiğimiz kadarıyla bize gelen bilgilerde cep telefonunuzla bunu çekin. Aksi takdirde bunu disipline götüreceğim tehdidiyle birlikte 5. tur oylamasında 27'yi alabilen, yine orada da 2 fire veren bir Ulusal Birlik Partisi, bir hükümetçilik tiyatrosunu izledik. Çok çirkin gerçekten. Bir bakıyorsunuz Haluk Bey, yani bugün taş üstünde kalmamış, savaş sonrası enkaz andıran bir ülke görünümündeyiz. Nelerle uğraşmamız gerekirken biz maalesef tam anlamıyla bir tiyatro oyununa sahne olduk. Tabii ki ikinci turda teamül neydi? Başkanın iktidardan, grubu olan iktidar partisinden olması, meclis başkan yardımcısında muhalefetin olması. Şimdi meclis başkan yardımcısını muhalefet kendi oyla seçebilir mi? Seçemez. Evet. Dolayısıyla mutlaka iktidarın desteğiyle seçilmesi gerekiyordu. Biz tabii ki red oyu verecektik. Neden? Çünkü eğer bir hükümetseniz, 29'da bir hükümet kurduğunuzu iddia ediyorsanız bununla birlikte yasak geçireceksiniz. Tabii. Bununla birlikte çok önemli kararlara imza atacaksınız. Eğer hükümetseniz orada 29'u sağlamanız gerekiyordu. Tabii, tabii. Bu zaten bir siyasi oyundur ve bunu zaten görmeniz gerekir. Evet. Aralarındaki bağı, disiplini. Evet. Bir başkanın kontrolünü, yani siz hakikaten Töre'ye destek verseniz bile ilk birkaç etapta vermezsiniz. Sırf evet, onların konumlarını deşifre evet, edebilmek için. Evet. Bu bir siyasettir. Evet. Ve akıllıca bir siyasettir bence. Ama esas işte de ortaya koyuyor. Yani sen 29'da hakim değilsin. Evet. Aynen. Bu bir göstergeydi. Bu göstergedir. Tabii. Dolayısıyla hükümetin aslında uzun bir ömrünün olmamasının ilk sinyallerini verdi bize. Evet. İstikrarlı bir döneme ihtiyacımız vardı. Gerçekten istikrarlı bir döneme ihtiyacımız vardı. Fakat halkımızın takdiri bu şekilde oldu. Gözüken o ki birkaç aylık ömrü olan bir hükümetle birlikteyiz. Bugün baktığınız zaman gerek üretim alanında, tarımsal, hayvansal üretim, sanayi üretimi, bununla birlikte esnafımızın durumunun ne olduğu ortadadır. Yüksek öğrenimde tabii, geleceğinin tabii, ne olacağı belli değildir. Turizmde sıkıntılar tabii, aldı başını gidiyor. Sağlıktaki sıkıntılar, bir ilaç kriziyle karşı karşıya kalabiliyoruz. Dünyadaki tedarik zinciri tabii, bozulmuştur. Enerji krizi bizi bekliyor. Akaryakıt krizi bizi bekliyor. Bugün sabahtan baktım gelmeden programımıza. $135 zorlayan bir Brent petrolü var. Tabii tabii. Petrol işte 15 lirayı geçti galiba şeyden için. 14.65'tir. 15'i bir şey bu, euro dizel alırsan evet, evet, yani euro dizele 2 liranın üzerinde bir zam evet, yani daha var. Yaşanmaz bir hale sürükleyen ülkemiz var ve bizim uğraşmamız gereken bunların olmaması gerekiyor. Tabii, tabii. Pazartesi günümüzü bunlarla geçirmemiz evet, gerekiyor. Bunun esas nedeni kadınların protestosu mu yoksa Tören'in kişiliğine miydi? Siz bu konuda nasıl algılarsınız orasını? Sanki 24'te kalması kadın protestosu gibi geldi. İçerisinde Sayın Can Altay'ın seçilmemesinde aktif rol alan milletvekillerden bir tanesinin olduğu iddiasıydı Sayın Zorlu Tören'in. Dolayısıyla ona karşı bir parti içerisinde tepki oldu. Ha tabii ki başka aday çıkmış olsaydı
Zorlu Bey aday olamayacaktı. Aynı senaryo tekrardan yaşanacaktı. Bu sefer yeni başka bir aday olmuş olsaydı Zorlu Bey de tepkisi. Kendi grubuna tepki verecekti. Problem böyle olacaktı. Yani parti disiplini önemlidir. Özellikle bu gibi dönemlerde parti disiplininin asla taviz verilmemesi gerekiyor. Kişisel politikalarla bir yere varılmaz. Kişisel aktivist hareketlerle bir yere varılmaz. Partilerin planları, programları çerçevesinde evet. siyaset olması gerekir. Çünkü tek başımıza ben bakıyorum yani. Tek başıma bir şey başarabilmem mümkün değildir. Bunun bir grup halinde, bir program dahilinde, bir plan, bir program çerçevesinde olması gerekir. Çünkü mevzu bahis olan bir devlet yönetimidir. Düşünün yani ulaştırmadan, bayındırlıktan, ekonomisinden, maliyesinden, sağlığından, eğitimine kadar bir sürü alanda katkı koyması gerekiyor. Bu bir tek bireyin karşılayabileceği bir yük değildir. İmkansız tabii. Bunun birlikte hareketle olması gerekiyor. 27 ile gitmemesi başbakanın doğru. Doğru bir karardı sanki. Çünkü baktığımda ki bu meclis karagözlüğüne artık şey olacaktı. Yani içinden çıkılmaz bir şey olacaktı. 27 ile gitmiş olsaydı yani hükümete. Çok emin değilim ondan. Şu şekilde tabii ki o boyutu da vardır işin. Fakat bu dönem içerisinde başarısız olacağını öngören bir Faiz Ucuoğlu vardı. Ve giderken tek başıma gitmeyeyim yanımda DPL'yi YDP'yi de götüreyim. Siyasete gitti. Göreceğiz sonunda. Hadi bakalım. Bu önemli. Peki şu anda olan pahalılık yani insanın canını yakıyor ve biz bunu konuşa konuşa bunun derdine varamıyoruz. Fakat bir tarafta kasaları boşalan bir devlet, öbür taraftan devamlı halk tarafından bana olan yükü hükümet omuzlasın, vergi yükümlülüklerimi azalt diyoruz. Şimdi devletin kasa boş, vergi koyması lazım, vergi toplaması lazım. Ama herkes diyor ki hayır bunları azalt aşağıya doğru, yani hükümetin gelirlerini düşür. Yani doğrudan biz hükümeti nereye sürüklüyoruz? Git Türkiye'ye, diz çök, de ki fedakarlık yapın siz oradan, bize daha fazla para gönderin. Gönderirken de yani bunun en azından bir bütçeye yakın bir para. Çünkü bütçenin yarısı gitti zaten, hemen hemen belki de tamamı gitmiştir şimdi. Yani bir bütçemiz kadar bize para gönder. Zaten 2'yi 3'ü gönderemeyen 12 milyarı 13 milyarı nasıl tamamlayıp gönderecek bize? Böyle bir çıkmazdayız. Yani ve öneriler de işte elektriğe sonra geleceğim. Yani o elektrik bir kenarda elektrik pahalılığı da. Yani böyle bir pahalılığı işte sütte, çiçek yağında, ayçiçek yağında falan. Bunu nasıl başaracağız biz? Yani bir şeyiniz var mı, öneriniz var mı oralarda? Şimdi İthalata dayalı bir ülkeyiz. Siz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak 100 milyon dolarlık mal ithal ediyorsunuz. Yani takriben 50 milyon dolarlık narenciye ürünü. Bunun yanında da 60-70 milyon dolarlık bildiğim kadarıyla süt ve süt ürünleri ithalatınız var. Evet. Peki sizin ithalatınız ne kadar? 100 milyon dolarlık ihracatınıza karşılık 1.8 milyar dolarlık mal ithal ediyorsunuz. 1'e 18 oranında inanılmaz büyük bir fark var buralarda. Evet. Bunu kapatmanız mümkün mü? Kısa vadede değil, orta vadeli bir planla olabilir. İthal ikamesi sağlayabilecek. Yani yurt dışından ithal ettiğiniz ürünleri bu ülkede üretmek bir politika, bir devlet politikası. Hatta 5 yıllık bir kalkınma. Burada turizmi koymuyorsunuz ama içerisine. Olmaz. Yani gelirler. Ha, tamam. Evet. Tabii ki aradaki fark nasıl oluyor da kapanıyor? Yani her yıl 1.7 bu kadar açık versek. Bütçe açığı veren birincisi biz gelir gider dengesini sadece ithalat ihracı üzerinden kurmak zorunda olan bir ülke değiliz. Çünkü kendi para birimimiz yoktur. Evet. Kendi para birimimiz olsa ve sürekli dışarıya döviz kaçırıyor bir ülke olsak ayakta duramazdık. Türk lirası kullandığımız için o sorun Türkiye'dir. Fakat Türkiye'den ithal ettiğimiz ürünlerde de maalesef döviz üzerinden ithalat yapar pozisyondayız. Bu birinci olarak çözülmesi gereken bir sorundur. Türkiye Cumhuriyeti ile karşılıklı mütekabiliyet esasına dayanan bir çerçevede. Peki bunu biz yani gerekir. İhracatı çoğaltır mıyız yoksa ithalatı mı keseriz anlamında? İlk başta bakacak olursak elimizdeki mevcut üretim potansiyeliyle yani sadece süt ve süt ürünleri, efendime söyleyeyim narinciye ürünleriyle bir ihracat stratejimiz olacaksa öncelikle bunların pazar payını artıracak sadece ham madde olarak satılması değil. Yani sadece işte portakal madde değer katarak değil, diyorsunuz. Değer katarak bir katma değer katarak satılması gerekir. Şimdi orada da şöyle bir şey söylemek istiyorum. Yani
evet haklısınız. Yani takip ediyorum mantığınızı. Haklısınız orada da biz şu anda portakalı dalından koparmak, toplamak için bile problem yaşayan bir sistemimiz var. İşçimiz yok, know-how'ımız yok. Yani değil biz portakal ihracatını, yani dönüp de ağaçlarımızı yeşillendirsek, o kurumuşları canlandırsak 6 ayın içerisinde ve seneye rekolte 2 kat artsın. Biz bunu toplayacak nitelikte bile değiliz. Onun için yani bu ihracat işi bence orada değil. Hellim belki biraz daha. Çünkü yeteri kadar koyunumuz, ineğimiz de yok bu işi becermek için. Yani ihrac, enginar zaten yapıyoruz, yeterli yok, suyumuz yok. Bellidir yani şeyimiz, bizim olduğumuz gibi portakal bahçesi olsak biz gene bir işe yaramaz. Evet. Biz tamam, o ona, servise geleceksin şimdi. Ona tamam. Belirleyeyim aslında. Yani mevcut potansiyelimiz nedir? Bizim 100 bin ton ihracatımız vardır. 100 bin tona karşılık bizim işte 0.5 dolar sentten satılıyor takriben kilosu, öyle gösteriliyor sisteme. Bir 50 bin dolar. Şüpheniz mi var? Evet. Anlatıyorum. Yani gerçek değeri o değil. Evet. Lakin bizim kurulu olan bahçemiz ne kadardır? Takriben 100 bin, 30 bin dönümdür. Hmm. Peki 30 bin dönümden normalde gerçek bakımlı bahçe olmuş olsaydı bunların hepsi ne kadarlık bir rekolteye karşılık geliyordu? 300 bin tona karşılık geliyordu. Fakat vay vay vay. İhracatımız 100 bin ton. Yani bu neyi gösteriyor? Türkiye Cumhuriyeti'nden, Geçitköy Barajı'ndan, Güzelyurt Ovası'na, Körfezi'ne nakliye edilecek olan suyla birlikte kaliteli suya kavuşacak olan bölge, oradaki potansiyeli bir anda 3 katına çıkarma potansiyeli. Daha kavuşmadık mı orada, parantez açayım? Bu yıl içerisinde bekleniyordu. Hükümet programında da yer aldı. Bunun takibini yapacağız. Fakat anladım. Tabii ki uygun maliyetli bir su. Ama kaç senedir su geleli biz hala daha kavuşmadık. Tünel kazıldı. Öyle bir yöntem seçildi. Türkiye Cumhuriyeti tarafından kendileri karşıladı. Ve portakal bahçelerimiz yani bu suya en yakın olan da kaynak. Evet. Yani o suyun tabii ki meseleye gideceği ve orada üretim yapılacağı büyük bir yalandır. O mümkün değildir. Çünkü o su sadece kalan su, kullanım suyunun dışında kalan su sadece Güzelyurt'a yeten bir sudur. Fazla büyük bir su da değildir. Öyle yani, mi? Evet. Düşünün siz, bizim Güzelyurt ve Lefke bölgesinde üretmiş olduğumuz ürünler karşılığında tüketmiş olduğumuz su, Güzelyurt aküferinden bir yıl içerisinde 300 milyon metreküp'e yakın su çekmemize karşılık geliyor. Hmm. Yani bir kilo patates üretiyorsanız, bu 1 kilo patatesin kaç kilo su çektiği bellidir. 200 kilo suyla 1 kilo patates üretirsiniz. 350 kilo, 400 kilo suyla 1 kilo mandalina üretirsiniz. Toplam üretimi piyasaya arz etmiş olduğumuz ürünlerin karşılığında tüketmiş olduğumuz su bellidir. Dolayısıyla bizim yerel kaynaklarımızı korumamız, güven altına almamız gereken dediğimiz başlık Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak manifestomuzda buydu. Türkiye'den gelen su evet hayat önem taşıyor belki de. Bir Lefkoşa için, bir Girne için, bir Mausa için fakat üretim için asla yeterli olan bir rakam değildir. Ha. Şimdi bir can suyu olacaktır çünkü Yalya bölgesinde, bunun dışındaki Aydınköy, Güneşköy bölgesinde tuzlanan suların iyileşmesini yerine, sağlayacak herhalde. Yerine Türkiye'den gelecek olan kaliteli suyla üretim tabii yapması bizim bir anda üretimimizi 3 katına çıkaracak. Dediğiniz riskler vardır. Bunu da hükümet programına eleştirirken kesim ekiplerinin sayısının artırılması için gerekli önlemleri önümüzdeki yıllarda almakla yükümlüsünüz uyarımızı başından yaptık. Yani evet, gelecek olan ekiplerin 3 katına çıkması gerekecek belki de. Ha bunu yerli iş gücüyle sağlayabilir misiniz? Sağlayamayız. Yani bir anda. Talebe de yapamaz bu işi. Gerçekten bu işin uzmanı daha önce kesim işini yapmış olan merdiven kullanmasını, makas kullanmasını bilen insanların bu işi yapabilmesi gerekiyor. O yüzden burada dışa bağımlıyız. Fakat bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Yani bu çalışacak olan arkadaşlar rahat rahat bu dönemlerde bulunabilir. Evet, çünkü evet, hatırı sayılır.